de kaçtı. Aa, kopardı. Huu. Evet arkadaşlar, merhaba diyor bu yandaki lavuk. Öyle başlıyor her zaman. Ben de öyle başlayayım istedim. Bu sefer rolleri değiştik. Evet. Ben de yaşlandım zaten. Yani kanaldaki uzun süreli takipçilerimiz bilir. Aa, bu kadar çocuktu bu şerefsiz. Arabayı ben kullanıyordum. Şimdi artık arabayı o kullanıyor. Ben yandan balkon takılıyorum. Yaşlandım artık. Ne yapalım artık? Yapacak sağ koltuk şey prensesi oldu artık. Aynen. Bugün oyumuzu kullandıktan sonra, vazifemizi yaptıktan sonra dedik bir turuna verasına gidelim, şöyle bir iki yoklayalım dedik. Çok uzun değil. Şöyle birkaç saat, en fazla iki saat kadar kalacağız. O arada bakalım bir şey denk getirebilirsek. Sizlerle görüntüleri buluşturmayı planlıyoruz. Vallahi hava çok güzel. Yani gerçekten bahar havası değil de sanki yaz havası var gibi şu anda. Dışarı zaten 25 dereceye yakın, hatta 27 derece görünüyor şu anda. Evet. Eğer turnaverası bulanık değilse, son çünkü geçen hafta biraz çok yağmurlar yağdı. Son 3-4 gündür hava güzel aslında ama çok bulanık değilse bence balık şansımız oldukça yüksek bugün. Su üstü saatler deneyeceğiz. Hava çünkü bayağı sıcak. Sular da yavaştan ısınmaya başlamıştır zaten. Bakalım bir 10 dakikaya kıyıda oluruz. Alırsan ben alırım zaten. Alırsan sen her türlü alırsın zaten. Aynen. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, suyun kenarına geldik. Şimdi takımları hazırladık. Farklı noktalardan deneyeceğiz. Babam şu baş kısımdan atışlar yapacak. Ben de sol tarafa gideceğim. Tabii göstermiyorum. Mekanı göstermiyoruz. O da bizim ince çizgimiz diyelim. Ben de Caperlan'ın 10-30 gram atarlı 2.40 uzunluğunda bir kamışı var. Bu tarz mayalarda hani böyle çok kolay kamışınızı hırpalayabileceğiniz, çarpabileceğiniz yerlerde biraz daha gözden çıkarabileceğiniz kamışlar kullanmanız daha mantıklı. O yüzden bunları kullanıyoruz. Mesela Bamba'da Bazan'ın bir kamışı var. Makine olarak burada Skylander var. İşte Rapala deneyeceğiz, su üstü saatler deneyeceğiz, farklı kaşıklar, mevsler deneyeceğiz. Bakalım. Telsizle sürekli irtibat halindeyiz. Çünkü evet. Ben biraz uzakta olacağım. Hep kaçıyorum ben. Burayı sevmiyorum başı. Çünkü burada telefon da çekmiyor. Aynen. Telefonumuz olmadığından kaynaklı. Telsiz yanımızda sürekli. Evet. Aksiyon kamera görüntüsünde görüşürüz. Bay bay. İlerliyoruz. Sıra sıra tarayacağız burayı sürekli. Kurbağalar çıkmış iyice. Bu demek oluyor ki kurbağa atmamızın da vakti gelmiş demektir. Bakın. Şu an bu meranın en güzel zamanlarından. Hem su sıcaklığı olarak güzel seviyelerde balık aktifliği bakımından, hem de atış atabileceğimiz alan çok fazla var şu anda. Yazın burası çok daha kısıtlı atış alanı oluyor. Yemime atıp ufak jerkler veriyorum. Balık zaten görse bunu, bu duraklama anlarında alacak yani. Bunu biliyorum. Durakladığım anda balık genelde yapışır zaten. Bu anda yapışır balık. Böyle tarıyoruz. Kıyı hattını komple. Burada bir sonuç alamazsak karşıyı da deneyeceğim. Hop aldık. Oha. Of. Çok iyi. Önümüzde aldı arkadaşlar. Aldım. Gördüm. Nasıl saldırıyor, gördün mü? Gördüm. Of kalamayını salıyor. Çok güzel atladı valla. Ama dedim alacağız diye. Bakın duraklama anında alacağız dedim. Attığını da gördüm. Atladığını da gördüm. Tam sana bakıyordum. Valla. Çok net bir şekilde gördüm yani. Geliyorum şimdi yanına. Gel. Cevap vermene gerek yok bu arada. Sen balıkla ilgilen. Evet, oturdu gibi. Kepçemiz yok ama kepçesiz nasıl alacağız? Şuradan alırım ben onu.
Şuradan alırım. Of 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 of, ay maşallah. Ay maşallah, ay maşallah. Hoppa. Gitme 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 gitme. Ay maşallah. Ah siktir. Aa gitti vallahi. Kaçtı vallahi. Ama neyse çıkardım, göründü kamerada. Kayıttaydı. Her şey kayıttaydı. Neyse olsun. Salacaktık zaten. Tabii canım. Zaten salacaktık ya. Burada rüzgar da yok. Tam. Nerede aldın? Tam baba şurada önümde, burada aldı hayvan. Şurada öyle bir saldırdı ki. Su üstü saldırısı gibi aldı yani. Ama bu yem gerçekten güzel bir yem ya. Neydi o? Ali miydi o? AliExpress'te o. Ya buradaki ince balıkların aynısı bildiğin bak yani. Evet. Aynısı falan da bayağı iyi. Ben biraz öbür tarafa gideyim, sen burada devam et. Şimdi burada şöyle bir sorunumuz var. Bakın burası buraya kadar, önünden yaklaşık 1 metreye kadar, 2 metreye kadar full ot var. Rapala ile o yüzden burada çok iyi çalışamıyorum. Yani biraz tarama gerçekleştirdim. Bu bölgeyi taradım. O bölgeyi biraz taradım ama şu an bir reaksiyon yok. Yalnız şöyle bir ihtimal olabilir. Şimdi balıklar kıyı paralelinde bu otların içinde yatabiliyor. O yüzden yemi paralel getirmek riskli olduğundan sürekli açıktan getirdiğinizde reaksiyon alamayabiliyorsunuz. Şimdi yemi paralel getirmemiz için bize buraya takılmayacak bir şey lazım. Otlara takılmayacak bir sahte lazım. O yüzden offsetli bir silikon atmayı düşünüyorum şu anda. Bunu çıkaracağım. Bunu çıkaracağım. Burada neye geçeceğiz şimdi? Burada kombinlediğimiz büyük fişapın U-Shed modelini denemek istiyorum ben. Şimdi offset olduğundan kaynaklı, bakın yine tamamen gizli. Bizim bu otların arasında oynama imkanı verecek bize. Bu renkten tam emin değilim ama bir önce bunu deneyeceğim. Olmazsa şu parlak renge şuna geçeceğim. Çünkü hava güneşli. Bunun çalışma ihtimali var. Hatta direkt bunu atalım. Direkt bununla başlayalım. Şu üzerindeki bunu mafsalla çıkarız. Bakalım biraz da bunu deneyelim. Sonra çeşit çeşit başka offsetler deneriz belki. Haydi. Evet. Güzel bir atış yaptık. Şimdi böyle meralarda atışınızı kontrollü yapmanız gerekiyor. Çünkü her yer gördüğünüz gibi odunluk, ot, çalı bize sıkıntı çıkarabiliyor takılma noktasında. Evet, dediğim mevzu bu şu anda. Bakın otların arasından şu anda getirebiliyorum takılmadan. Bu bizim işimize yarıyor. Çünkü balık bu arada saklanabiliyor. Derken kurbağalar benim sesimi bastırmaya çalışıyor şu an. Ve şimdi buradan yavaşça çekeceğim. Otların arasından doğru getiriyorum. Otların arasından sürüklüyorum. Balık genelde bu otun içerisindeyken vuruşta bulunmuyor aslında. Otun içerisinde yatar vaziyette bulunuyor. Siz yeminizi oraya yaklaştığınız vakit otun içinden fırlayıp pusudan öyle yeminizi almaya çalışıyor. Ama işte biz yine de içerisinden de geçirerek yemi
Şansımızı daha da arttırmaya çalışıyoruz. Şimdi burayı biraz daha deneyeceğim bununla. Olmazsa biraz daha ileri gideceğiz. Baktık orada bir şey yok. Sonra karşı tarafa geçeceğiz. Ama ilk balığı aldık ve hani balığın aktif olduğunun bir göstergesi bu. Aksiyonuna bir bakalım burada. Yani müthiş gerçekten. Gerçekten müthiş. Bakın offset açığa çıkmış biraz, hemen bunu düzeltiyorum bu şekilde. Bitti, budur yani. Şimdi burayı bir atış daha yapacağım. Şöyle önüme doğru. Bundan sonra biraz daha ileri gidelim, bakalım başka yerde tunacıklar bekliyor mu? Ben sabit durup bir yerde atmanın spin avcılığıyla birebir bütünleştiğini çok düşünmüyorum. Spin veya LRF avcılığıyla. Balığı bence kovalamanız gerekiyor bu avcılıkta. Ki zaten turna gibi yerini belirleyen balıklarda bu daha da önemli hale geliyor. Çünkü bir yerden aldıktan sonra balığı aynı yerden bir daha tekrar alma şansınız düşebiliyor. Şimdi önce bir şöyle sağa bir bakalım. Balık önümdeymiş. Kutlağın var mı bereket? Yemin ediyorum tam zamanında sordun ya. Hadi ya, ne oldu ki? Önümde otluk var, görmüyorum. Balık önümden bir fırladı. Kıyıda yatıyormuş. Suyu dalgalandırdı. Vallahi bugün balıkları hep sen görüyorsun. Biz daha bir şey görmedik bakalım. Vallahi aklım gitti. Öyle bir şey yaptı ki uçtu ki önümden. Torpido gibi. İyi, hadi rastgele bakalım. Sana da. Arkadaşlar balık önümüzden uçtu. Tam şurada yatıyormuş. Altta bakın burada. Ama onu görme imkanım yok yani. Çünkü bir dahakine bu telsizlerin mic'lerini de alalım da mic'de omuzdan konuşmak daha kolay oluyor. Böyle mandala basarak biraz zor oluyor. Olur kral, hallederiz. Şimdi böyle fırladı o ama ben yavaştan çekeyim, belki şey yapmayız onu. Bir de konuştuğum için ürküttük yani. Yakında olduğundan zaten hayvan. İyice ürktü. Şimdi istediğimiz yere geldik. Yemi burada değiştireceğiz. Su kıyısına çok yanaşmayacağız. Ve bakalım balık alabilecek miyiz? Ben bunu bu bölgede su üstü denemek istiyorum. O yüzden en güvendiğim su üstlerinden birini takacağım. İşte burada. Buranın katili. Burada o kadar güzel balıklar aldım ki bununla. Çıkardığı ses ve aksiyonu zaten tartışılmaz yani.
Aldı. Of. Oha. Aldığını gördüm be. Çok iyiydi. Oh. Allah. Oh. As ne kaçtı. Aa kopardı. Kopardı ya. Vallahi ipi kopardı. Uf, kalbim küçük atıyor. Bugün balık kıyalayamadık ya, bu nedir ya? Umarım ağzına atabilir o yemi ya. Vallahi kopardı hattı. Uf. Hay anasını be. Hay anasını be. Neyse devam. Devam. Üzülmek yok. Devam. Devam ama kalamam çok sıkıydı benim. Biraz daha açık olması lazımdı o kalamanın. Gerçi kalamadan kaynaklı olmadı. Balık ipi yırttı ama. Çok güzel almıştı be. Neyse. Değiştirelim, devam edelim aynı yerde. Evet arkadaşlar, bir avun daha sonuna geldik. Saat şu an 5.30'a geliyor. İftara yetişmemiz lazım. O yüzden biz yavaştan yollanacağız. Normalde daha devam edebilirdik aslında. Hala balık yapabilir ama bu kadar. Gerçekten keyifli bir av oldu bence. Balık kıyılatamasak bile babam bir tane kaçırdı kıyıda. Birkaç tane takip aldı. Ben iki tane balık kaçırdım. Zaten ikisini de videoda gördünüz. Biri gerçekten kendini böyle suyun üzerine füze gibi verip kaçtı. Yani elimize balık alamasak da, fotoğraflayamasak da keyifli bir av oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Senin için nasıl baba? Vallahi uzun süre sonra. Evet evet. Bir de başlangıçta sen balık gördün, balık aldın, kıyıdan şey yaptın, aktiftin falan. Abi. Evet. Ben ilk başta hiçbir şey alamadım. O yüzden sıkıldım başlangıçta. Hatta biraz sandalyede oturdum. Ondan sonra balığı alınca birden heyecanlandım. Kıyıya getirdim tam. Aslında hani hızlı çekseydim balık kıyıdaydı zaten ama şey, nasıl olsa salacağız diye balığı yormak istemedim. Çok fazla yıpratmak istemedim. Yani genel olarak kıyıda kaçtı. Olsun, iki de takip aldım. Güzeldi. Daha ne olsun. Çok verimli bir gün oldu yani. Aynen. Maksimum 2,5 saat, 3 saat durduk. Hatta belki daha az yani. O kadar, 2,5 saat falan. 3 saat içerisinde çok keyifli gerçekten. Böyle de arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.